İsteyenleri öğretmen sendikacı Erol Battal 2012 yılında ebedi istirahatgahına uğurlandı. Ölümünün üzerinden 3 sene geçti ancak Battal'ın sevenleri, yakınları ve çalışma arkadaşları onu unutmadı. Şu anda İstanbul'da Bağcılar'da Halk Sarayı'nda Erol Battal için hazırlanan anma programındayız. Program birazdan yemek ikramıyla başlayacak ve sonrasında toplantı salonunda protokol üyeleri tarafından yapılacak konuşmalarla devam edecek. Biz onları da canlı olarak Akit TV ekranlarında yayınlayacağız. Erol Battal, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Çalışma hayatına bir öğretmen olarak başladı ve sonrasında da sendikacıydı. Eğitim Birsen Teşkilatı'ndan sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Onu neden öğretmen ve sendikacı olarak anons ettik? Hemen kısaca onu da aktaralım izleyenlerimize. Erol Battal sağlığında şu sözü söylemişti. İkisi de hayatıma anlam katan uğraşılardı. İkisini de çok zevk alarak yaptım. Tek biriyle değil, ikisiyle birden olmak isterdim dedi. Altına da şu imzayı attı. Öğretmen sendikacı Erol Battal. İşte biz de o yüzden bugün onun sağlığında istediği üzere onu öğretmen sendikacı olarak anons ediyoruz. Bu arada bir de canlı yayın konuğumuz var. Dedik ya, anma programı düzenleniyor Erol Battal için. Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın da yanımızda. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk yayınlar. Öncelikle sizden Erol Battal'ı dinleyelim. Onun bir çalışma arkadaşıydınız. Mesai arkadaşıydınız. Battal'ı bize nasıl anlatırsınız efendim? Bugün önemli bir gün. Teşkilatımız açısından önemli bir gün. Sendikamızın önemli öğretmenlerinden Erol Battal'ın ölümünün 3. seneyi devriyesindeyiz. Dolayısıyla vefatın 3. seneyi devriyesinde onu anmak için bir araya geldiğimiz bu toplantıda Erol Battal'ın sendikamıza kattıkları, sendikamızın Erol Battal'dan öğrendikleri, aldıkları ve teşkilatımızın öğretmen sendika değil, sendikacılığın öğretmeni Erol Battal diye tanıdığı Erol Bey'e ilişkin bugün burada hem onun eserlerini kendi sağlığında yazmış olduğu yazıları derlediğimiz bir kitabımız, hem onun hakkında yazılmış olanları bir araya getirerek oluşturduğumuz yine bir diğer kitabımızı hem katılımcılara takdim edecek, kamuoyuyla paylaşacağız, teşkilatımızla istifadeye sunacağız. Hem de Erol Battal başkanımıza ilişkin bir belgeselimiz söz konusu, kendisini tanıtan, bunu da bugün paylaşmış olacağız. Erol Bey teşkilat için önemli bir değerdi. Önemli bir değerdi çünkü Erol Bey'in sendikacılık yapma tarzı, sendikacılıkta ortaya koyduğu tavrı teşkilatımızın onu örnek almasını sağladı. Çünkü Erol Bey sendikacılığa ufuk katan birisiydi. Sendikacılık yapış tarzı yeni nesil sendikacılar için son derece önemli. Onun için onun hayatta bıraktıkları ve onun için anlatılanlar yeni kuşak sendikacılarla buluşturulmak zorundaydı. Teşkilatımız bu anlamda önemli bir vefayı yerine getirmiş oldu. Akif İnan başkanımızdan sonra sendikamızda sendikacılığın öğretmeni noktasında önemli kişiliklerden birisi Erol Battal. Teşkilatımızın her kademesinde aşağı yukarı görev yaptı. İstanbul'da şube başkanlığımızı yaptıktan sonra genel merkezde örgütlenmeden sorumlu, teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcılığımızı uzun süre ifa etti ve bu sürede teşkilatımızın büyümesi, serpilmesi, kurumsallaşması bu süreçte bir hayli mesafe aldı ve o yüzden Erol Battal'ın teşkilatımıza kattıkları, teşkilatımızın Erol Battal'dan aldıkları mutlaka ama mutlaka kayıt altına alınması gerekiyordu. Bugün 3. ölümünün seneyi devriyesinde bir araya gelerek dostlarıyla burada Erol Battal'ı yad edeceğiz ve Erol Battal'ın bıraktığı mirası onun amel defterini açık edecek şekilde, çünkü faydalı ilim bırakanlar bu anlamda amel defteri açık olan kişilerdir. 3 kişinin amel defteri açık olur. Birisi sadakayı cariye ortaya koyanlar, diğeri faydalı ilim bırakanlar, diğeri de hayırlı evlat bırakanlar. Erol Bey hem hayırlı evlat bıraktı, 2 evladı var. Erol Bey kadar tutarlı ve kararlı, dava adamlığı noktasında herkesin imrendiği 2 kıymetli mirası var.
bir de eserleri bırakmıştı, bize yazılarını bırakmıştı. Onun hakkında söylenenleri bir araya getirerek bu anlamda önemli bir işlevi yerine getirdik. Bu amel defterini açık edebilecek, onu hayırla yad edebilecek, onun için dua edebilecek kitlelerin Erol Bektaş'ı daha iyi tanımasını ve ondan örnek alması gereken noktaları ön plana çıkarabileceğimiz eserleri bugün kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Bu toplantı bizim için, teşkilatımız için, yeni kuşak sendikacılar için, öğretmenler için son derece önemli. Hak arama bilinci, sendika bilinç açısından son derece yerli bir toplantı. Sayın Başkan, sizin vesilenizle izleyenlerimize de hatırlatmış olalım. Biraz önce anlatmış olduğunuz o programı biz de AKİT TV ekranlarında canlı olarak yayınlayacağız. İzleyenlerimize aktaracağız ve Erol Battal'a da tabii ki AKİT TV ailesi olarak Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın Ali Yalçın, Türkiye gündemine ilişkin de kısa bir vaktinizi alalım. Türkiye 1 Kasım 2015 milletvekilliği genel seçimlerine hazırlanıyor. Bu süreçte 7 Haziran sonrasında yaşanan terör olayları, HDP'nin tutumu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin koalisyon kurma çabaları ve yalnız bırakılışı, bunların hepsine birer birer şahit olduk. Sizden Memur Sayın Genel Başkanı olarak önce genel bir seçim değerlendirmesi dinleyelim. Sonrasında da medya üzerinden yürütülen tartışmaları konuşacağız. Türkiye 2000'den sonra üzerindeki ölü toprağını, daha doğrusu kendisine reva görülen prangaları kıran, üzerinden kaldıran ve bir atılım ortaya koyan, küresel aktör olma noktasında tarihsel sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan bir süreci yaşıyor. Dünyanın neresinde bir mağdur, bir mazlum varsa Türkiye'nin oraya ilişkin söyleyeceği bir söz, ortaya koyacağı bir tavır söz konusu ve bu son süreçte Türkiye bu anlamda hakikaten hem insanlarını yüreklendiren, hem dünya mazlumları, mağdurlarını, medeniyet paydaşımız olan coğrafyaları bu anlamda ilgilendiren bir tavır ve tutum içerisinde. 7 Haziran seçimleri Türkiye'de koalisyon fotoğrafı ortaya çıkararak Türkiye'yi yeni bir sürece bıraktı ve Türkiye'nin son 3 hükümet dönemindeki güçlü tek parti dönemi Türkiye'ye çok şey kazandırırken, koalisyon fotoğrafının ortaya çıkmış olması Türkiye için bir plan yapanların, Türkiye üzerinde yüzyıllık planları devreye koymaya çalışan ve her defasında bu anlamda yoklama çekenlerin iştahlarını kabarttı ve bu süreçte terör yeniden azdırılarak silahlı bir sürecin içerisinde Türkiye çekilerek bir türbülansın içerisinde hapsedilmeye çalışılıyor. Bu son derece rahatsız edici bir nokta. Türkiye açısından bundan sonra istikrarsız bir süreç Türkiye'nin yeniden çökertilişi anlamına gelebilir. Çünkü Türkiye son süreçte ortaya koyduğu vizyoner duruş, geleceğe ilişkin, yarına ilişkin cümle kuramayan Türkiye'nin, günü kurtarma idealinde olan bir Türkiye'nin geleceğe ilişkin cümle kurduğu yeni bir fotoğraf ortaya çıktı Türkiye'de. Yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya idealini seslendirdiği, dünya beşten büyüktür diyerek dünyadaki egemen güçlere, emperyal odaklara karşı tavır ve tarz ortaya koyduğu yeni bir Türkiye fotoğrafı var. Bu fotoğrafın istikrarsız bir Türkiye'de devam etme şansı yok. Bu Türkiye'nin bitişi olabilir, handikap olabilir. Koalisyon fotoğrafının çıkmış olması bu anlamda bir ganimet olarak görülerek emperyal güçlerin yeniden Türkiye üzerine hesaplarını devreye soktukları bir tarihsel kesile tanıklık etmemizi sağladı. Şu an Türkiye yeniden bir seçime gidiyor. Çünkü koalisyon arayışları bir çözüm olmadı. 1 Kasım seçimleri istikrarın yeniden yakalanabileceği, güçlü Türkiye idealinin devam edebileceği bir fotoğrafa vesile olmalı. Yoksa Türkiye'nin yeni bir istikrarsızlığı kaldırabilecek gücü yok. Yeni bir istikrarsızlık demek Türkiye'de onulmaz yaralar açabilir, tamir edilmez süreçlere vesile olabilir. O yüzden insanımız hem ekonominin örselenmemesi, hem Türkiye'nin mevcut iddiasından ve idealinden geri durmaması, medeniyet paydaşımız olan ülkelerin Türkiye'ye yüklediği anlamın, altının bu anlamda doldurulması ve üzerimizdeki tarihsel sorumluluğu devam ettirebilmemiz açısından Türkiye'nin güçlü şekilde devam edebilmesi gerekiyor. Bu bizim gibi kamu çalışanlar için, kamu görevlileri için, Türkiye'deki 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ve 1 milyon 900 bin kamu görevlisinin emeklisi için, 5 milyonu geçen sabit gelirli kitle için de son derece önemli. Çünkü Türkiye ne zaman bir istikrarsızlığa girdiyse, ne zaman bir koalisyon ortamına girdiyse Türkiye'de ekonomi hep örselendi ve Türkiye kaybetti.
Bu süreçlerde en fazla zararı da kamu çalışanları olarak bizler gördük. 28 Şubat'ta Türkiye'nin irtifa kaybetmesinin, 381 milyar dolar ülkenin hortumlanmasının, o döneme ilişkin hükümetin alaşağı edilmesinin ve küresel güçlerin Türkiye'ye bir operasyon çekmesinin alışmış kudurmuştan beterdir mantığıyla son 12 yıllık süreç içerisinde 7 defa denendiği, 7 defa darbe girişiminin yaşandığı bir Türkiye'den bahsediyoruz. O yüzden Türkiye'nin güçsüz olma lüksü yok. Türkiye güçlü olmak zorunda, güçlü hükümetler olmak zorunda. Kendi içerisinde çelişen ve çatışan bir koalisyon olmak yerine Türkiye'nin çalışan bir iktidar fotoğrafını bundan sonra daha zorunlu kılmaktadır. O yüzden yeni sürecin istikrara vesile olmasını temenni ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Yayınımıza olan katkılarınızdan dolayı size de iyi çalışmalar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum bütün. Evet sevgili izleyenler, Memur Sayın Genel Başkan Ali Yalçın'ı dinledik. Önce Erol Battal'ı anlattı bize. Sendikaları için onun öneminden bahsetti ve bugün onun ölüm yıl dönümünde tabii ki unutulmayacağını da dile getirdi. Onu rahmetle andıklarını ifade etti ve Türkiye gündemine ilişkin yapmış olduğu değerlendirmesinde de ülkemizin Kasım 2015 milletvekilliği genel seçimlerinde yeniden tek başına iktidara kavuşması temennilerini anlattı. Koalisyonun tehlikelerinden bahsetti diyelim. Bu arada Erol Battal'ı anma programı davetlilere yapılan yemek ikramıyla başladı şu dakika itibariyle. Program yemek sonrasında toplantı salonunda yapılacak konuşmalarla ve Erol Battal'ın hayatını anlatan belgesel filmle devam edecek. Biz o anları da canlı olarak ekranlarımıza getireceğiz tabii ki. Ancak bir canlı yayın konuğumuz daha var. Onu da dinleyelim. Siz de böyle alalım rica ederim. Talha Battal yanımızda, Erol Battal'ın evladı. Bir de ondan dinleyelim babasını. Şüphesiz ki herkesten çok en yakın o tanıyordur. Efendim tekrardan başınız sağ olsun. Erol Battal aramızdan ayrıldı. 3 sene oldu ve 3. senesinde de tabii ki sevenleri tarafından unutulmadı. Bugün burada bir anma programı düzenleniyor. Onun bir evladı olarak bir de babanızı sizden dinleyelim. Nasıl anlatacaksınız bize babanızın yaşamını? Allah rahmet eylesin. Babam iyi bir evlat, iyi bir kardeş, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir dost olarak yaşadı. İyi bir teşkilatçı olarak yaşadı. Kardeşim şey der, babama Erol ismi verildi ve babam da bu topraklara bir er oldu der. Gerçekten bir gönül eri oldu. Entelektüelliğiyle, karşı duruşuyla, sağlam tavrıyla bir iz bıraktı. Bugün de zaten bu kalabalıktan onu anlaşılıyor. Vefalı bir dostu ve dostları da ona karşı bir vefasını gösteriyorlar. Evet bir acı var ama böylesi hatırlanması da gerçekten bizi de çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan başını sağ olsun Talha Battal. Allah sabırlar versin ve ahirette de inşallah kavuşmayı nasip eylesin cennet kapısında. Çok sağ olun. Size de hayırlı yayınlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet sevgili izleyenler, Erol Battal'ın oğlu Talha Battal'ı da yayınımıza aldık. Onu da dinledik. Babasını anlattı bizlere ve buradaki programından bahsetti. Evet, yemek misafirlere ikram edilen yemekle birlikte başladı. Saat 8'den sonra da toplantı salonu gelecek. Protokol üyeleri tarafından orada konuşmalar yapılacak ve Erol Battal'ın hayatını anlatan belgesel film davetlilere seyrettirilecek. Onun için duygusal anlar yaşanacak ve tabii ki bunu da ekleyelim. Bir de Kur'an-ı Kerim tilaveti olacak Battal'ın ruhları için. Evet biz şimdilik yayınımızı burada kesiyoruz. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar ama biraz önce de söylemiş olduğum gibi toplantı salonundan 20.45 itibariyle canlı bağlantımıza ve yapılacak konuşmalara devam edeceğiz. Şimdilik Esselamu Aleyküm, hoşçakalın.